Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle TYT sınavında ehemmiyete sahip olan bir konudan bahsedeceğiz. Fiilimsi bir diğer adıyla, eylemsi diyerek derse başlıyorum hemen. Fiilimsiler, eylemlerin eylem anlamını yitirmeden belli ekler alarak tür değişikliğine uğramasıdır arkadaşlar. Fiilimsileri kendi içinde biz üçe ayırıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere. Hemen şimdi şuradan farklı bir sayfa açarak devam edelim. Fiilimsiler diyelim. Önce bir kavram haritamızı çizelim. Fiilimsilerin diğer bir adının eylemsiler olduğunu unutmayalım. ÖSYM artık ikinci isimleri kullanmayı daha çok seviyor. Biliyorsunuz ki derste sık sık tekrar ediyoruz bunu. Fiilimsileri kendi içinde üçe ayırıyoruz arkadaşlar. İsim fiil bir diğer adıyla ad eylem. Sıfat fiil ortaç. Ve son fiilimiz türümüzde zarf fiil. Bağ fiil ve ulaç şeklinde karşınıza çıkabilir. Bağ fiil şekliyle daha fazla göreceksiniz zarf fiil arkadaşlar. Bu bahsedeceğim 3 fiilimiz türünün her birinin ayrı ayrı tabii ki eklerinin olduğunu söylemiştik evvelinde. Şimdi tekrar edelim hep birlikte arkadaşlar. İsim fiil eklerimiz ilkokuldan beri kodladığımız ma, ış, mak olmak üzere 3 eklem oluşuyor. Ma, ış, mak. Hatta hep deriz mayış, mak, isim fiil, mayış, mak, isim fiil diye tekrar verdik. Sıfat fiil eklerimiz am, ası, mes, ar, dik, ecek, miş derinden oluşuyor. Anası mezar dikecek bir şeklinde kodlamıştık bunda. Kodlama yöntemi her zaman işe yarayan bir yöntemdir. O yüzden bu şekilde aklınızda tutmanız sizin için de faydalı olacaktır. Zarf fiillerine baktığımızda ken, alı, asiye, madan, dıkça, dığında, er, mez, a şeklinde görebilirsiniz. İnce, ip, arak gibi eklerden oluşuyor arkadaşlar. Zarf fiilin ekleri evet biraz karışık ve fazla görünebilir. Gözünüzü korkutmasın. Onun da yine kendi içerisinde bir kodlama yöntemi var. Kenyalasiye, emadan, ince ip arakladığında oldukça gençti şeklinde kodlamıştık bunu da. Şimdi hemen isim fiile geri dönelim arkadaşlar. Bu arada fiilimsiler yani eylemsiler fiil olan bir sözcüğün şu tahtada gördüğünüz eklerden herhangi birini almasıyla isme dönüşen sözcüklerdir arkadaşlar. Tahtada gördüğüm bu eklerin tamamı aynı zamanda fiil olan sözcükleri, fiil soylu sözcükleri isim kategorisinde taşıdığı için birer yapım ekidir diyebiliriz arkadaşlar. İsim fiile baktığımızda ma, ış, mak eklerinden oluştuğunu söylemiştik. Tahtamızı biraz yukarı kaydıralım. Burada dikkat etmemiz gereken bazı durumlarımız var. Özellikle onlara değineceğim. Mesela ma ekine burada dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Birkaç örnekten sonra niçin dikkat etmemiz gerektiğini söyleyelim hemen. Mesela diyelim ki okula gidiş ve dönüşler kapatılmış cümlesinde gidiş ve dönüş sözcüklerine bakıyorum. Biz konunun en başında demiştik ki fiilimsiler fiil olan sözcüklerin üzerine fiilimsi eklerinin eklenmesiyle isimleşen sözcüklerdir demiştik. Bakıyoruz şimdi gidiş ve dönüş sözcüklerine odaklanalım. Gitmek fiil midir? Biz bir sözcüğün fiil ya da isim olduğunu nasıl anlıyorduk? Sözcüklerin üzerlerine matmek, master eklerini geçiyorduk. Gitmek, dönmek. Her ikisinin de fiil olduğunu buradan tespit edebilirdim.
isimleştiriyorum arkadaşlar. İsim fiil, yani fiil iki grubuna dahil ediyorum bunu. Dönüşler kapatılmıştır dedik. Dönmek yine eylemimiz, fiilimiz. Dönmek eyleminin üzerine isim fiil eklerinden bir tanesini geçiyorum. Dönüş oldu. Fiil olan eylemimin üzerine isim fiil eklerinden bir tanesini getirdiğimde artık fiil olan sözcüğümün isimleştiğini burada da görmüş olduk. Önemli bir noktamızdan bahsedeceğim şimdi. İsim fiil eklerinden ma, me'ye dikkat ediyoruz. Yıldız koyalım arkadaşlar. Niçin dikkat ediyoruz buna? Çünkü ma, me bizim aynı zamanda isim fiil ekimiz olduğu gibi bir de olumsuzluk ekimizde. Olumsuzluk eki olan ma, me ile isim fiil eki olan ma, me'yi birbirine karıştırmamamız gerekir. Şöyle diyelim. Kitap okuma alışkanlığı. Küçük yaşta kazanılır. Okuma kelimesini altını çizelim. Bir cümle daha yazalım kıyaslamak için. Yerli yersiz konuşmayı sevmediğini biliyorum. İki cümleye bakalım şimdi. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta kazanılır cümlesinde okumak eylemi biz demiştik ki çünkü fiilim sektir fiiller üzerine gelerek onları isimleştirir demiştik. Okumak eylemi mame benim isim fiil eklerimden bir tanesi. Okuma alışkanlığı cümleye olumsuzluk anlamı katmış mı diye bakıyorum. Cümlede bir olumsuzluk görmüyorum. Aksine bir tamlama oluşturmuş. O yüzden diyorum ki buradaki okuma isim fiil ekimdir benim diyorum. İkinci cümleye baktığımda yerli yersiz konuşmayı sevmediğini biliyorum cümlesine baktığımda. Burada ben iki tane mame gördüm. İkisine de bakalım. Konuşmayı burada yine fiil üzerine geldiğini görüyorum. Olumsuzluk anlamının olmadığını görüyorum yine. Buradaki mame için isim fiil ekidir diyeceğim. Sevmediğini biliyorum kısmına baktığımızda işte sevmediğini. Burada olumsuz bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Sevmek, sevmemek. Sevmek şeklinde kullansaydık o zaman direkt sevmek şeklinde kullansaydık o zaman diyebilirdik ki bu isim fiil eki. Ama sevmediğini biliyorum derken cümleye olumsuzluk anlamı kattığı için buradaki mame olumsuzluk ekidir diyorum. İsim fiil eklerinde mame isim fiil eki olabilirken bazı durumlarda da olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkabilir. Bunu birbirine karıştırmayalım. Bazı sözcükler isim fiil eki almış gibi durabilir. Bu da ikinci dikkat etmemiz gereken noktamız olsun. Bazı sözcüklerin üzerinde mame, ış, iş, matme ekleyelim görüyoruz. Bunları isim fiil ekiymiş gibi diye atlıyoruz ama aslında o sözcükler kalıcı isim oluştururlar yani kalıplaşmış sözcüklerdir. Bu da isim fiillerle ilgili dikkat etmemiz gereken ikinci önemli noktamız olsun arkadaşlar. Mesela broşürleri danışmaya bıraktım. Danışma kelimesine bakalım. Burada bir mame gördüm. Ama danışma bir yerin ismi olduğu için ben bunu artık isim fiil ekidir diyemem. Olumsuzluk ekidir de diyemem arkadaşlar. Olumsuzluk tanımı yoktur. Ben buna desem ancak kalıcı ad diyebilirim. Yani kalıplaşmıştır diyelim. Aynı zamanda sarma, dolma gibi kelimeler üzerinde yine mame ekleri görüyorum. İsim fiil eki olduğunu biliyorum evet. Ama bunlar da yine kalıcı isim olmuşlardır. Yani artık kalıplaşmışlardır. Bu iki noktaya dikkat edelim lütfen. Bakalım. Şu
Şuradan örnekleri inceleyelim. Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Çalış eylemin. Eylemin üzerine mahkumek isim fiilin ekini getirdi. Taşımak eylemin, yine eylemin üzerine isim fiil eki getirdim ve fiil iki oldu. Gördüm. Ben tiyatroyu iki arkadaşın konuşmasına benzetirim cümlesine bakıyorum. Konuşmak eylemim arkadaşlar. Yine söylüyoruz. Fiilimkiler fiillerin üzerine gelerek onları isimleştiren sözcüklerdir arkadaşlar. Konuşmak eylemim ma isim fiil ekim oldu yine. Farklı bir düşünüş ve duyuş kabiliyeti kazanmalıyım cümlesine bakalım. Düşünmek ve duymak eylem olan sözcüklerim. Eylemlerim üzerine iş ekini getirdim ve isim fiil grubu oluşturdum. Herkes o evden bir şeyler kurtarmaya çalışıyor. Kurtarmak yine eylemi gördüğünüz gibi mame isim fiil ekim arkadaşlar. Devam edelim. Yine burada isim fiillerle ilgili örnekleri görüyoruz. Şuradan devam edelim. Şimdi sıfat fiillere bakalım. Sıfat fiil için ne demiştik? Bir diğer adıyla ortaç demiştik. Sıfat fiil eklerimiz anası mezar dikecek bir şekildeydi. Şuraya tekrar yazalım. An, ası, mes, ar, dik, ecek, miş. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir nokta var. Şuradaki arkadaşlar mazmez, ar, dik, ecek ve miş eklerine özellikle hassasiyet göstermenizi istiyorum. Çünkü burada gördüğünüz işaretlediğim ekler arkadaşlar sıfat fiil eki olabildiği gibi aynı zamanda cümlelerin üzerine gelerek bitimliliği sağlarlar. Yani aynı zamanda bunlar birer kim eki de olabilirler. Bu noktaya dikkat edeceğiz şimdi. Ne diyelim? Doyasıya gülüşler artık geride kaldı. Bu arada sıfat fiillerle ilgili yine fiillerin üzerine geldiğini biliyorum. Fiillerin üzerine gelen anası mezar dikecekmiş ekleri aynı zamanda sıfat fiillerde bir sıfat tamlaması oluşturuyorlar arkadaşlar. Sıfat tamlaması oluşturuyor mu diye bakıyorum. Doyasıya gülüşler. Burada bir isim gördüm. Çünkü sıfat tamlaması oluşturması için sıfat fiil eklerinin önüne bir isim gelmesi gerekiyor. Nasıl gülüşler? Doyasıya gülüşler. Bakın ası ese ekini gördüm. Benim sıfat fiil eklerinden bir tanesiydi ası ese. Aynı zamanda da sıfat fiil oluşturduğumu görüyorum. Devam edelim. Dönülmez akşamın ufkundayım. Akşam isim olan sözcük. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Yine bir sıfat tamlaması gördüm. Çünkü sıfat fiilekleri sıfat tamlaması oluşturur demiştim. En başta mazmen benim sıfat fiilekim arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Dönülmez akşamın ufkundayım cümlesinde dönülmez sıfat fiil eki olarak kullanıldı. Bir cümle daha geliyor. Bu kavşaktan dönülmez. Bakalım. Sıfat fiil ekleri için demiştik ki sıfat tamlaması oluşturur demiştik. Sıfat fiil eklerimiz
de anası mezar dikecekmiş. Şurada malzemeyi gördüm. Hemen dikkat ediyorum. Önünde isim var mı? Aa, önünde hiçbir şey yok. Önü bomboş. İsim yok arkadaşlar. Cümleye bakıyorum, bu tavşandan dönülmez. Evet, dönülmek, dönmek değil, dönülmek, dönülmez olmuş daha sonra da. Bakıyorum, burada bir sıfat tamlaması göremiyorum arkadaşlar. İkinci planına geçiyorum. İki şekilde düşünmem gerekiyordu çünkü sıfat fiil eklerini. Dönülmez burada aslında benim geniş zaman ekim olan arenin olumsuzudur arkadaşlar. Cümlede dönülmez yüklemdir, yani bitimliliği sağlayan öğedir. Ve buradaki dönülmez geniş zamanın olumsuzu şeklinde kullanılmıştır. Yani keep ekidir arkadaşlar. Bu noktaya da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir örneğimiz daha gelsin. Sıfat fiiller önemli çünkü sürekli birbirine karıştırılır. Sıfat fiil ekleri, ekip ekleri. Ne diyelim? Geçmiş yıllar ne güzel geçmiş. Nasıl yıllar? Yıllar yine isim olan sözcüğün isme nasıl sorusunu sorarak ben sıfatı buluyordum. Nasıl yıllar? Geçmiş yıllar. Miş benim sıfat fiillerimden bir tanesiydi. Görüyorum ki yine sıfat tamlaması oluşturdu. Bir de şurada miş görüyorum. Aynı cümlemiz içerisinde bir miş daha görüyorum arkadaşlar. Bu birinci, şu ikinci mişim olsun. Bakalım ikisi sıfat fiili mi yoksa farklı bir durum var burada. Buradaki için dedik ki sıfat tamlaması oluşturmuş. Önüne isim gelmiş. Sıfat fiili ki. Bir de buna bakalım. Geçmiş yıllar ne güzel geçmiş. Geçmek eylemi aynı zamanda geçmiş cümlemin yüklemi durumunda. Buradaki miş için arkadaşlar sıfat gerekidir diyemem. Cümlede hem yüklem durumunda bitimliliği sağlayan öğe hem de nedir bu? Duyulan geçmiş zaman ekimi. Yani kit ekim. Bakın geçmiş yıllarda sıfat gerekli olarak kullanılmış. Cümlenin sonunda yüklem durumunda geçmiş sözcüğü üzerinde ise keep eki olarak kullanıldığını görüyoruz. Gelecek nesil her şeyi çok iyi bilecek. Nasıl nesil? Yine ismime nasıl sorusu sordum. Acakecek sıfat fiillerinden bir tanesiydi. Sıfat tamlaması oluşturduğunu görüyorum. Diyorum ki burada sıfat fiili olarak kullanılmıştır. Burada bir acakecek daha gördüm. Hemen ona da bakıyorum. Gelecek nesilde sıfat fiili olarak kullanılmışken acakecek bilecek de arkadaşlar yine bilecek bir cümlemin yüklemi aynı zamanda. Burada ise bir önceki cümlenin bitimini sağlayan öğemiz yani gelecek zaman ekim yani kip ekim oldu arkadaşlar. Sıfat fiil ekleriyle kip ekleri birbirine kesinlikle karıştırmamalıyız. Koşar adımlarla yanıma geldi. Nasıl adım? Koşar adım. Sıfat tamlaması oluşturdu. Arer sıfat fiili olarak kullanıldı. Her sabah koşar cümlesine bakıyorum. Yine arer gördüm ama her gördüğüm arer sıfat fiili kim olamaz demiştik. Koşar cümlemin yüklemi bitimliliği sağlanmış. Burada geniş zaman eki olarak kullanıldığını görüyorum. Yani kip ekildi diyorum arkadaşlar. Şimdi
Devam edelim. Örneklerimiz var, sorularımız var. Bu arada SFİ'lerde demiştik ki mame, matmek kalıcı isim oluşturabilir, kalıplaşmış isim oluşturabilir. Sıfat fiillerde de aynı durum söz konusu. Evet, sıfat fiil eklerini kipekleriyle birbirine karıştırmıyoruz arkadaşlar ama sıfat fiil ekleri de bazen kalıplaşmış isim oluşturabilirler. Mesela sıfat fiil ek alan ancak fiil anlamını yitirmiş sözcükler kalıcı ağ olarak görev alır demiş burada bir açıklamada. Tepenin gerisindeki çağlayan bir harikaydı. Çağlayan'da ben anı görüyorum. Sayfayı şöyle büyütelim. Çağlayan'da anı görüyorum. Anası mezar dikecekmişin anı. Fakat burada çağlayan artık ne yapmış? Kalıcı isim olmuş. Yani kalıplaşmış isim oluşturmuş arkadaşlar. Bu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Fiilimizlerin son konusu zarf fiil. Hemen hızlıca ondan da bahsedelim. Zarf fiil bir diğer adıyla bağ fiil ya da ulaç şeklinde karşınıza çıkabilir. Zarf fiil eklerimiz kenyalasiye emadan inceyip ayakladığında oldukça gençti şeklinde kodlanmıştı az önce. Şimdi o ekleri hiç unutmadan hemen örneklerimize geçelim. Diyelim ki gelir gelmez olanları anlattım. Şuradaki ilmemizi görüyoruz arkadaşlar. Gelir gelmez burada bakın gel fiiller üzerine gelerek zarf fiil oluşturdu. Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Yine çıkarken de kedi görüyorum. Zarf fiillik mi oldu? Sayfamızı kaydıralım. Oradan gelelim. Hareketleri değişti. Bu arada zarf fiil eklerini karıştırmamız gereken hiçbir nokta yok. Zarf fiil eklerinin neler olduğunu bilirsek cümle içerisinde zarf fiil eklerini kolaylıkla tespit edebiliriz arkadaşlar. O yüzden zarf fiil konusunda sadece ekleri bilmemiz yeterli olacak. Bakıyorum bir de zarf fiil ile ilgili örneğe geçmeden önce zarf fiil ekleri bazen isimlerin üzerine de gelebilir. Fakat onları biz zarf fiil ekiymiş gibi almıyoruz kesinlikle. Cümle içerisinde onlar evet zarf oluşturabilir. Sözcük türü olarak zarf olarak alabiliriz onları ama zarf fiil ekidir asla diyemeyiz. Oradan gelen hareketleri değişti cümlesinde alı ele yine benim zarf fiil ekim. Göz göre göre her şeye sustu. E-E-A-A yine benim zarf fiiletim oldu arkadaşlar. Uçağa binmeden
güvenlik taramasından geçti. Zarf iliklerimizden madan medeni görüyorum. Az evvel demiştik ki bazen zarf iliği gibi görülen eklerimiz isimlerin üzerine gelir. Ama biz bunları zarf iliği olarak almayız. Onlar artık cümle içerisinde evet zarf görevinde olabilir. Fakat zarf iliği değildir demiştik. Hemen bunu da örnek yazalım. Sen gönlünce gez, eylem. Fiilimsiler konusu için en baştan beri söylediğim şeyi tekrar edelim. Fiilimsiler arkadaşlar fiillerin üzerine gelerek isim oluşturuyorlar. Fiillerin üzerine gelerek diyoruz. Bakın dikkat edin. Burada zarf fiil ekim olan ınca inceyi görüyorum. Fakat kelimemin köküne baktığımda kelimemin kökünün isim soylu olduğunu tespit ediyorum. İsim soylu sözcükleri üzerine arkadaşlar fiil tekleri gelmez. Gelirse de onları fiil olarak kabul etmeyiz. Onlar ancak cümle içerisinde sözcük türü olarak zarf olabilirler sadece. O yüzden bu benim zarf değil, ekim değil diyorum. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.